Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Elleriniz dert görmesin efendim. Son yarışmacımız, bugünün son yarışmacısı Aziz Bey'le Sayın Aziz Naci Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz rakiplerinizi? Çok zordu. Sorular zor muydu? Sorular, zorlandığım sorular oldu. O türden soruların bana denk düşmemesini ancak dileyebilirim. Bence bugünün en zor sorusu, hani bana gelmesin diyeceğim soru olarak isirikliği söyleyebilirim. Kadir Bey biraz harf aldılar ama rahat cevapladılar onu. Evet. Halihazırda da birinciliğini sürdürüyor kendisi, biliyorsunuz 7700 evet. puanla. Evet. Fakat son noktayı siz koyacaksınız. Yani bugünün şampiyonu ya siz ya Kadir Bey efendim, hayırlısı hep birlikte göreceğiz. Aziz Bey'in birçok özelliği var. Başlamadan önce de tanışma faslında da bahsetmiştik efendim. Kendisi Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üyedir. Bir taraftan 14 yaşından beri profesyonel olarak televizyon eleştirileri yazmaktadır. Ve 14 yaşından beri yaptığınız bu uğraş gazetelerde yayınlanmış. Öyle yani kendi kendinize de yapmamışsınız değil mi? Evet, insanlara ulaşabildi. Maşallah. Hani selam gönderme faslını biz biraz kısa kesmeye çalışıyoruz, azaltarak bırakmaya çalışıyoruz. Sizin selamınız ilginç bir şekilde kedilerinize miydi? Evet. 5 tane mi kediniz var? Evet. Maşallah. Rahat bir yerde yaşıyorlar. Sıkıntıları yok. İnsanlardan daha uyumluca. Efendim? İnsanlardan daha uyumluca. Çok güzel. Bende 2 tane var. Birbirleriyle pek geçinemiyorlar da o yüzden. Evet. Varsa bir şeyi, formülü paylaşın. Kendilerinden öğrendiğimde inşallah iletirim. Tamam, çok teşekkür ederim. İnşallah güzel başlayan bir dostluğun devamını da görürüz o zaman. Başlasın mı yarışma? Buyurun. 4 harflidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki, mevsimi dışında Kabe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme. 4 harfli bir kelime. Haç değilse? Umre. Umredir. 400 puan da yerindedir efendim. Hem efendim eskilerde kalmış artık gündelik konuşmada karşımıza çıkmayan bir eş anlamlısını vereceğiz. Yeni 4 harfli kelimemizin, hem de beraberinde açıklamasını yapacağız. Şöyle 4 başı mamur bir soru. Anlama ve kavrama yeteneği gelişkin olan zeyrek. Zeki. Zeki 800'e çıkartır kasayı. 5 harfli cevaplarınızın ikisi de eş anlamlarını barındırıyorlar soruların içerisinde. Bununkiler batı kökenlidir. Gelsin. 5 harfli bir kelime. Maksimum ve maksimal sözlerinin Arapça kökenli karşılığı. Azami. Azami. Şimdiden 1300 yaptı kasayı. Çok güzel. Bu sefer de Arapça veriyorum. Türkçesini sizden istiyorum. Buyurun efendim. Aziz Bey'in 4. sorusudur. Mıntıka sözünün Türkçe kökenli karşılığını istiyorum. Mıntıka temizliği. Bu mıntıka bize ait. Çevre. Çevre mi? Yoksa bu mıntıka sizin, bu mıntıka bizim. Bu çevre sizin, bu çevre bizim demezler. Mıntıka. Bu mıntıka sizin, bu mıntıka bizim. Demek ki ayırmışız. Kesim. Kesim olabilir ama daha böyle yerler için. Kesim mesela insanlar için, topluluklar için, yerler için bu kesim, bu mıntıka. Ayırdığımız, kestiğimiz, böldüğümüz yer, bölge. Sıkıntı yok çünkü çok güzel bir başlangıç yaptınız. Bu yaşadığımız efendime söyleyeyim 1000 puanlık kayba rağmen siz bu işi 7700'lerin üzerinde bitirebilecek durumdasınız. Moralinizi düzeltecek bir soru okuyacağım birazdan çünkü cevabı bir ikilemedir efendim. Bir ses, bir nida iki defa tekrarlanır ve şu anlama bürünür. Buyursun gelsin. Diyor ki başı önde sağa sola bakmadan yorgun, üzgün ve düşünceli bir halde anlamlarında bir ikileme. 6 harfli. Nasıl oturuyordu? Yorgun, üzgün ve düşünceli. Bir harf rica etsem. Alalım efendim, alalım.
Bu ne demektir? Üçüncü harfi de S bunun. İkilemeydi değil mi? İkileme. Köz köz. Köz köz 500 puan değerinde. Tekrar 1300 puanda kasa. Bölgenin aldığını köz köz geri verdi. 6 harfli cevaplarla birlikte 2000 puanlara yaklaşacağız. Biraz dolaylı bir soru ama sıkıntı yaratabilecek ölçüde değil efendim. Gelsin. Diyor ki yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz. Hatıra. Anı hatıra. 600 puan daha. 2000'e 100 kaldı. 2600 olacak inşallah şu soruyla birlikte. Ve bu soru sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak efendim. İlk 7 harfli cevabınız 7. sorunuz. Buyursun gelsin. Silahlı arbede diye sorduk. Çatışma. Çatışma 700 puan kazandırdı. Dediğimiz gibi oldu. 2600 çok güzel. Yani 8000'de olur daha da fazlası olur demektir efendim. 8700 lira kadar çıkabilecek durumdasınız maşallah. Bu demektir ki geriye 7 tane soru kalmış. Siz 10 harf alabilirsiniz. Almayın. Buyurun. Gayet kolay bir soru. Fransızca kökenli bir kelime, hepimizin bildiği bir kelime. Dikdörtgen şeklindeki kenarları tırtıklı tereyağlı bisküvi. Kelime anlamında küçük yağcık demek galiba. Petit beurre. Petit beurre. 700 puan değerindedir. Şahane. Türlü şekillerde telaffuz edilen bir kelimedir aslına bakarsanız. En doğrusunu Aziz Bey söyledi. 8 harfli cevapları cevaplayacak birazdan da. Bu seferki mastarla bitiyor. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Mecazen istemeden veya rastlantı sonucu bir işe karışmak. Bulaşmak. Şahanesiniz. Vallahi cesaretinize hayran kaldım efendim. 4000'in üzerine çıktı kasa. Aynı ataklığı bu soruda da bekliyorum. Çok rahatlatır sizi. Gelsin bakalım. Demiş ki duygusal eğilimleri hızlı gelişen fakat kısa süre içinde şevkini kaybeden kişi. İki kelime yan yana. Bir birleşik kelime. Duygusal eğilimleri hızlı gelişiyor. At görüyor, atsıyor, su görüyor, susuyor. Ama sonra birden vazgeçiyor. Bir harf rica etsem. Bir harf alalım efendim. Daha güzeli çabucak aşık olan. Şıp sevdi. Şıp sevdi 700 puan değerinde. 4800. 4800'e 3800 daha katarsak 8600'ü buluruz. 8600'e kadar ulaşabileceğimize göre de efendim 6 oradan 3 oradan 9 tane harf alabilecek durumdayız. Sürede sıkıntımız yok maşallah. 2 dakika 6 saniye var. Yalnızca 3 saniye arttırmanız yeterlidir. Sakince 4 soruya cevap verelim. Birer dakika bekleyebiliriz her soruda. Çok sıkıntıda değiliz yani. 8000'leri yakalarsak güzel olur. Namımız yürür. Hadi buyurun. İki kelimeden oluşan 9 harfli bir cevap. O da şöyle sorulmuş. Bir kurum veya kuruluştaki belli bir departmanın yöneticisi durumundaki kişi. Onun unvanı. İki kelime. Harf alırız. Bir harf alayım. Buyurun efendim. Çok kritik ve çok güzel bir yerden geldi o harf. İki kelime olduğunu unutmayın ne olur. Yönetici, departman yöneticisi. Türkçe. Türkçe. Dil kökeni bakımından. Yani. Bir harf daha. Bir tane daha. İkinci kelime Türkçe diyemem de. İlk kelime en azından Türkçe. Bölüm şefi. Bölüm şefi 700 puan değerindedir. 5500'e çıktı kasamız. 9 harfli cevapların ikincisi oldukça kolay bir soruya sahip. Buyurun efendim rahat bir şekilde cevaplayın. 900 puanın 900'ünü birden kazanın. Vakit geçirme amacıyla bir şeylerle ilgilenmek.
Oyalanmak. Oyalanmak 5500'ü 6400'ü. Çok güzel. 8400 olur inşallah. İki kelime kaldı. İki soru kaldı. Bu soru iki kelimeden oluşan bir cevaba sahip. Buyurun gelsin. Ele alır almaz. Çabucak. Bu anlamlarda bir söz dizisi Aziz Bey. Bir harf rica etsin. Buyurun. Ne demek? I harfi. Sorunu nokta nokta çözüverdi. Ardı ardına. Ardı ardına. Pek bunun karşılığı değil. Hmm. Ardı ardına devam eden şekilde. Bu çabucak demek. İki kelimeden oluşuyor. Ele alır almaz. Ele alır almaz çabucak. Koca ekmeği nokta nokta iyi verdi. Bir çırpıda. Bir çırpıda. 900 puan değerinde. Korktuk biraz. Ama efendim güzel oldu. 7300 puandasınız. Yalnızca 400 puana ihtiyacınız var. Siz 1000 puan kazanabilecek durumdasınız efendim. Yabancı kökenli bir tabirdir. Hemen her dilde kullanılmakta olan bir tabirdir. Dilimize girdikten sonra da elbette bazı değişikliklere uğramıştır yazılış açısından. Şöyle sorduk. 14. soru diyor ki, ses hızının üzerinde olan hızları belirtmek amacıyla kullanılan bir terim. Ses hızından hızlı anlamına gelen bir terim. Süpersonik. Süpersonik 8300 yapar kasayı. Süpersonik bir yarışma. Vallahi öyle. Üzerine de 51 saniye arttırıldı ki tadından yenmez efendim. Güzel performanslar izledik ama zannediyorum rakipleriniz de katılacaklar. Aziz Bey bileğinin hakkıyla kazandı. O zaman karşılığı katmerleyelim. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kalkmayın ne olur. Siz burada otururken kapatacağız. Kadir Bey çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim efendim. Tanışmak çok güzeldi hakikaten. Hanımefendi heyecanlanıyorlarmış ama onun da yarışmamızı yakinen takip ettiğini biliyorum. Arzu ederlerse her zaman kapımız açık. Çok buyursunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gülşen Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O son sorularda son 14 saniyede ne oldu bize bilmiyorum. Karşılıklı böyle bir aymazlığın içerisine düştük. Kilitlendim. Galiba. Kilitlendik vallahi. Ama nasıl yarıştığımızı gördünüz muhtemelen. Çocuklarınız da çok beğenmişlerdir izlediklerini. Güzel bir hatıra kaldı sizlerle. Efendim? Güzel bir hatıra kaldı sizlerle. Sağ olun efendim. O hatıra bize de ait. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nazlıcan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sempatikliği, zarafetliği. Maşallah. Çok çok teşekkür ederim. Emine Hanım, yine tekrar yarışmak isteyeceğim bir yarışmacıydı ama bu işlerin büyük bir kısmı kısmet ne yazık ki. Sağ olun efendim. İyi ki geldiniz, yüzünüzü gösterdiniz, tanıştırdınız kendinizi. Güzel grubun şahane bir temsilcisi var. Aziz Bey emin olun efendim çok daha yükseklere taşıyacak çıtasını. İnşallah büyük finale kadar götüreceğiz bu işi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben. Müsaadenizle siz burada otururken kapatıyorum bölümü. Yarın yine buradayız. Yepyeni 5 yarışmacıyla birlikte. Arzu ederseniz sizlerle birlikte olmayı da çok isteriz. Kendinize iyi bakın efendim. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşça kalın. Ay bilemedim. Bir daha sorun. Ya bu soruları çok aradınız mı? Neyse ki doğrudur. Ay. 900 puan değerindedir. Şuşan. Ya neden açıyorsun reji? Bunu kırmam ben. Yapıştırınız. 300 puan. Sert mi vurdun? Bu mudur? Gerilim ya. Of. Açacaklar. Açmasınlar. Pışık pışık. Pışık pışık. Yok artık. Sağ olun ya. Yön. Yön. Yol bulmak ya. Ay bir dakika basmıştık. Güzel Recep bak iyi Recep sakın açma tamam mı? Sakın açma. Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse efendim. İlahi bir güç geldi. Bilemedim. Ay. Bu dokunulduğu zaman... Ah efendim niye böyle oldu? Şey yapmak, ha, ne ha, yapmak? Ha. Aa kuş atmak. Ama harf almadınız. Aa ne yapacağım? Fedakarlık. 7600 oldu. Benimki değil. Nazar değdi. Asla. Mega Allah. Ya yapmayın. İstiyorsunuz ki ortaklaşa yarışalım ama olmayacak öyle bir şey. Dil bilgisi. Dil bilgisi. 1000 puan değerindedir. Ama hiç yardım etmedi. Ama yani. Harf alayım ben. Harf alamayız artık durdurduk. Harf alayım. Harf alamayız. Alamayız. Israr ediyorsunuz ama olmaz. Odun kömür. Odun. Evet. Odun mangal. İşte budur. Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet.
Bilemem. Bana bunlarla gelin. Ne bu? Ne bu? Ayhan. Ayhan. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu sona erdi.